Barış Manço'yla Barry McMonroe'nun muhabbetini gördüm. Barış Manço'yla Barry McMonroe konuşuyorlar. Dur şu chat'imi şöyle bir alayım, sağ alayım. Barry McMonroe'nun konuşmasına Barış Manço izin vermiyor. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Bu yayına başlamadan önce baktım. Sıçarım YouTube'un telifine. Sıçarım yani YouTube'un telifine. Başlıyoruz. Hazır mısınız everybody? Bakın şimdi. Muhabbeti bir, size bir göstereceğim. Bakın şimdi. İyi akşamlar sayın seyirciler. Kurtalan Ekspresi. Sinirim bozuldu. Koltuğun üzerinde amuda kalktım sinirden. Posta kutusu. Ben uzun bir ayrılıktan sonra bak şimdi. Sizlerle beraber olmanın mutluluğu içindeyiz bu akşam. Yol verin ağalar, beyler ve Lady of the Seven Sky isimli iki bestenizle başlattığımız programımızı. İzninizle burada biraz Barry McMonroe. Ben böyle bir şey hayatımda görmedim. Burada bir bokluk var. Burada bir efekt mi var? Burada bir şey var. Bu fake mi lan? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Barry McMonroe. Bizleri kırmayıp programımıza katıldığınız için sizlere bak şimdi. Gerçekten teşekkürlerimizi sunarız. Bu fake değil şimdi mi? Şimdi izninizle hemen... Osurdu mu lan adam? Gerçekten teşekkürlerimizi sunarız. Şimdi izninizle hemen... Koltuk kırıldı. Söyleyeyim kendisine biraz tanışalım. Söyle şimdi bakayım diye. Barry McMonroe bize kısaca kendinizi anlattınız. Seyircilerimize bak şimdi. Bahsediniz ve tanıdınız. Barry McMonroe, what is your name? Adın ne diyor şimdi. Başlıyor şimdi beni. What is my name? Adım ne? Wow. Evet, evet, evet. Fazla uzağa gitmeden ben hemen burada bir ufak keseyim ve şu kısmı tercüme edeyim sayın seyircilerimize. Harlem'de doğdum diye başladı duyduğunuz gibi. Pamuk tarlalarında çalışan bir ailenin 14 çocuğunun sondan ikincisi imiş. Ancak evlerinde 12 kişilik bir yemek servisi olduğu için çoğu akşamlar yemeğe yetişemediği için biraz hırçın bir çocukluk yaşamı geçirmiş. Esasen diyor Barry McMonroe bildiğiniz gibi müziğimin Allegro bölümlerinde böyle Stop Just Funk Rock Pop Güm tarzı kısımlarında bu çocukluk yaşamından kalan bu hırçın günlerin anılarını kalıntılarını bir Van Gogh sarısı gibi diyor duydunuz. Bir Van Gogh demek ki taşakmış bu yani. Ben de lan yayına başlamadan önce gördüm bunu da sinirlerim bozuldu. Şimdi adama bir şey daha soruyor. Diyormuş. Bu arada sevdiklerini şöyle sıraladığı süratle musakkayı çok sevmiş. Ekmek tatlısını oyalıyormuş bu arada. İtalyan sinemasını seviyor ve neyse. 66. Şimdi adamın bak bir süre sonra sinirleri bozuluyor bak. Sol tarafta bak şimdi adamın tipine bak şimdi bak. Yeter ben de konuşayım diyor bak. Çağırdın beni buraya diyor. Ne ayaksın diyor bak bak. Bir sus diyor bak. Barry McMahon'un bu ara bir de yanı bir boks şampiyonluğu. Ne diyor bu diyor? Ringden indiği o gün ne oluyor lan diyor. Güzelliğinin farkına var mı? Seyirciler kendisini teşvik etmişler ve bak bak bir sus diyor. Hey diyor buradayım. Şimdi o zaman Barry McMahon'a son bir soruda soralım. Müzikle ilgili olarak. Ve ülkemizde müziği nasıl bulduğunu öğrenelim kendisinden. Barry McMahon, oh yeah. The music. Oh yeah. Is. What is this? Is the music. Well, the music. Is. Evet, evet. Yine başladı. Gayet güzel açıkladı sizler de. Come on man diyor. What the fuck diyor. Henüz gibi müziği ülkenizde gayet... Konuşacağım. Ateş normal dedi. 37 de normal. Bu ne lan diyor. Ben gayet iyi buldum. What the hell diyor. Var müziğinizin de. Çünkü sanatçılarımızın içinde gözlerle beraber bakıyor adam böyle. Kulağa da hitap edenler olduğu için ulan diyor neyin içine düştük belirtti. Yalnız teknik konuda anlayamadı bir nokta var onda. Ne? Neyse işte böyle ya. Salak salak şeyler yani. Hadi arkadaşlar şimdi like atın.